O bakımdan mesela öğretim üyelerimizin mecburi ders saati 2. Bizde. Öyle mi? Yani işte, özür dilerim 6 saat. Yani, çok düşük öyle evet, mi? 2 ders. Geri kalan zamanlarını araştırmaya yani. Ayırsınlar diye. İşte büyük bir kütüphane hedefini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Böyle mesela, bir araştırma neler üniversitesine. Yapıyorsunuz bu kütüphane hedefini geliştirmek işte için? Türkiye'deki en iyi kütüphanecilerle çalışıyoruz. İlk hedefimiz 100 binlik bir kütüphane ve bunu giderek 500 bine birkaç yıl içerisinde 500 bine çıkarma hedefimiz var. Sadece İstanbul Şehir Üniversitesi'ne değil İstanbul'a da iyi bir kütüphane kazandırmak istiyoruz. Çünkü İstanbul'da gerçekten iyi araştırma kütüphanelerine ihtiyaç var. Belki bütün Türkiye'de var öyle mi? Türkiye'den de gelip araştırma yapabilecek akademisyenler. Herkese açık olacak bir araştırma kütüphanesi için bütün çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi Türkiye ve en önemlisi de belki bu programın da konusu olan Türkiye'nin meselelerine dokunmak, Türkiye'nin meseleleri üzerinde kafa yormak ve bu alanda özgür bir ortamda çalışmak istiyoruz. Kampüs konusunda da iddialısınız. Evet, okudum. Evet. Öyle değil mi? Güzel biraz bir kampüsümüz var. Dragos'ta bu eski tekel sigara fabrikasını bir tahsis olarak kiraladık. Orada da inşallah güzel bir kampüste hizmet vereceğiz. Güzel. Deniz kenarında olduğunuz. Deniz kenarında ada manzarası var. Çok güzel, çok hoş. Sağ olun. Biraz da fakültelerden, bölümlerden bilgi alalım değil mi hoca? Tabii. Biraz bize İstanbul Şehir Üniversitesi'nin fakültelerinden, bölümleri biraz daha açıklayarak anlatır mısınız? Sağ olun. Şimdi 4 fakültemiz var. Bir tanesi dediğim gibi tamamen yeni bir fakülte. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi diye. Burada Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi, işte Felsefe gibi bölümlerimiz var. Bir Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz var. Burada 3 bölüm. Endüstri Mühendisliği, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği. Bir İletişim Fakültemiz var. Onun yeni bir bölümle orada çıkıyoruz. Sinema ve Televizyon Bölümü. Bir de işletme fakültemiz var. Orada da şu anda tek bir bölümle, işletme bölümüyle bu sene yer alacağız. 10 bölüm. İlk yıl hedefimiz 300 öğrenci. 300? Evet. Az değil mi? Yani az. Yavaş yavaş genişleyen bir üniversite ama büyük üniversite olmak yerine ufak bir üniversite. Eğitim kalitesinin yüksek olduğu ve bursluluk oranının yüksek olduğu bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Mesela 300 öğrencimiz var. Bunun yarısı tam burslu. Yarısı? Evet. 150 öğrencimiz tam burslu okuyacak. Yaklaşık %32'si yarı burslu okuyacak. Sadece öğrencilerimizin 1/4'ü ücret ödeyecekler. Kaynak bulmak biraz zor olmayacak mı hocam? Gerçek vakıf üniversitesi zaten bu demek. Yani öğrenciden aldığınız kadarını harcamak değil. Bir vakıf olarak çizdiğiniz standartlar doğrultusunda kaynak aktarmanız demek. Aslında o bakımdan, bu Türkiye için iyi bir örnek. Çünkü biz de biliyorsunuz 50'ye yakın vakıf üniversitesi var. Tabii vakıf üniversiteleri de tıpkı devlet üniversiteleri gibi bir kamu görevi görüyor. Yani Türkiye'de bir ihtiyacı karşılıyor. Ancak tabii son zamanlarda Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin biliyorsunuz yasal olarak Türkiye'de özel üniversite kuramıyorsunuz. Yani para kazanmak amacıyla. Üniversite kurmanız şu anda mümkün görünmüyor Türkiye'de. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Ama tabii ki insanlar bir kamu hizmeti sunmak için bir başka alternatif olarak vakıf üniversitesi kuruyorlar. Fakat son yıllarda vakıf üniversitelerinin bir ticari mantıkla işletildiğine dair bazı eleştiriler var. Yani normalde dünyanın her yerinde vakıf üniversitelerinde öğrenciden alınan parayla, öğrenciden verdiği harçlarla üniversiteler yürümüyor. Çünkü araştırmadır, işte sadece 6 saat derse giren bir hocaya verilen maaşlardır, işte kampüstür. Genelde kurucu vakıf her yıl milyonlarca dolar, milyonlarca lira neyse, milyonlarca euro üniversitenin bütçesine katkıda bulunur. Hiçbir zaman üniversiteler çok güçlü bir vakıf mantığı ve anlayışı olmadan kurulmaz. Aslında bu açıdan bakıldığında mesela Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin için iyi bir örnek. Biraz ara verelim sohbetimizi. Evet, tekrar stüdyomuzdayız. Profesör Doktor Sayın Gökhan Çetinsay'a İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü ile konuşuyoruz. Tam üniversiteden bahsediyorduk. Öyle evet, değil mi hocam? Evet. Nasıl bir üniversite olacak? Bunu biraz anlatıyorduk izleyicilerimize. Kaldığımız yerden devam edelim.
Önce eğitim dilini merak ediyoruz. Çok evet. da kısa bir vaktimiz Tabii. kaldı. Eğitim dilinden bahsedelim. Eğitim dilimize biz ağırlıklı olarak İngilizce diyoruz. Burada iki, yani tamamen İngilizce deyip de dersleri Türkçe yapmak veya işte Türkçenin aleyhine bir durum yaratmak da istemiyoruz. Belli bir mantık dahilinde derslerimizin bir kısmını İngilizce yapacağız. Bunlar özellikle teorik ve dünya ölçeğinde derslerdir. Diyelim ki dünya ekonomisi dersi. Ama Osmanlı ekonomi tarihi anlatıyorsak bunu Türkçe yapacağız. Bir de herhalde bölümlere göre mühendislikte daha fazla dil olabilir. Hiç şüphesiz. Ve İşletmede ve mühendislikte daha fazla olacak. Ama tarihte, Türk dili ve edebiyatında diyelim Türkçenin ağırlığı daha fazla olacak. Ortak dersler olacak sanıyorum ilk evet, yıl. Bir de ortak dersler politikamız var. Bunu da çok önemsiyoruz. Bir kere geçişlerle alakalı bir konu bu. Bir yılın sonunda öğrenci diyelim ki bir bölümü kazandı geldi. YÖK'ün bize çizdiği çerçeve doğrultusunda başka bir bölüme geçebilecek. Ama onun da ötesinde ilk yıl bütün öğrenciler ortak dersler okuyacaklar. Bölümlerinin ve fakültelerinin dışında. Diyelim ki tarih öğrencisi geldi. Aynı zamanda endüstri öğrencisi geldi. Bunlar endüstri mühendisliği öğrencisi. Bunlar aynı sınıfta bir yıl boyunca insanlık nereden gelmiş, nereye gidiyor? Dünyamızın mevcut sorunları nelerdir? Türkiye'mizin temel sorunları nelerdir? Bütün bunların serüvenini, mevcut sorunlarını, geleceğe ilişkin yorumları öğrenebileceği, tartışabileceği, eleştirel düşünme, matematiksel düşünme, felsefi düşünme gibi bir dizi dersin, bilim tarihi, bilim felsefesi gibi dersleri içeren, hatta İstanbul'u tanıtan, nasıl bir şehirde yaşıyoruz'un bilgisini veren bir program tasarladık. Ve buna da çok önem veriyoruz. Harika. Sabancı Üniversitesi'nde de sanıyorum bu bölümler arası geçiş var. Ondan farklı mı, aynı mı? Benzer bir mantık ama biz bölümü öğrenci alacağız. Yani tarih bölümüne, sosyoloji bölümüne ve daha sonra serbest geçişe imkan tanıyacağız. Anladım. Ortak bir eğitimin sonunda. Sabancı Üniversitesi modelinde ise şey var. Yani bölüm yok, fakülteye öğrenci alınıyor. Bir yılın, bir buçuk yılın sonunda öğrenciler seçiyorlar evet. istedikleri bölümleri. Evet. Hocam ben zor bir soru sorabilir miyim? Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi 2-3 dakikamız evet. var. Ben öğrenci olsam ya da öğrencinin anne ve babası olsam şöyle bir soru sorarım. Sayın Rektör, sizin üniversiteyi niçin tercih edeyim? 50 tane vakıf üniversitesi, 100 tane devlet üniversitesi var. Niçin tercih edeyim? Bu konuda nasıl bir cevap verirsiniz böyle bir soru gelse? Çok kısa alıyoruz cevabını. Hem, başka yayınlar varmış. Hem çünkü. Öğrencimizi bir meslek sahibi yapacağız. Hem de ona insanlık, dünya, Türkiye, toplum hakkında bir takım bakışlar, perspektifler kazandıracağız. Yüksek bir bursluluk oranıyla çıkıyoruz. Ve onu destekleyecek bütün imkanları da veriyoruz. Eğitim ve öğretim teknolojileri, araçları bağlamında. Bir araştırma üniversitesi olarak sadece eğitim değil, öğrencileri farklı yönlere yöneltecek. Evet. Mezuniyet sonrasında onları daha başka alanlara yöneltecek bir felsefe benimsiyoruz. O bakımdan düşünmeye değer bir üniversite değer diyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Talip hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Gökhan Çetinsay'ı ağırladık programımızı. Sonuna geldik programımızın. Haftaya Kampüs Vizyon'da tekrar birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.